bu seçimlerde öne çıkması gereken şey Türkiye ile iyi istişarelerde bulunan, iyi ilişkiler içerisinde bu süreci yönetebilecek, davaya sahip çıkabilecek bir kişinin Cumhurbaşkanlığı mevkisine görüşmeci olarak getirilmesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın izinde Kıbrıs Türk halkının geleceği için Ersin Tatar dedi. Ulusal kanal ekranlarından Kıbrıs Türk halkına seslendi. Görebiliyoruz ki Türkiye ile ilişkileri düzene koyacak, düzeltecek, geliştirecek kişi Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımızın da kurucusu olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Sayın Ersin Tatar'dır. Sayın Tatar Denktaş'a olan bağlılığını, Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş'a olan bağlılığını, ona olan sevgisini ve siyasetinde de onu örnek aldığını çekinmeden dile getiren bir kişi. Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Denktaş, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a desteğini ilan etti. Dolayısıyla biz de gönül rahatlığıyla anavatan Türkiye ile işbirliği yapabilecek, emin adımlarla geleceğe yürüyebilecek bir kişi olduğuna inandığımız için onu destekleme kararı aldık. Denktaş vatandaşları sandığa gitmeye çağırdı. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi kendini yöneten ve ileriye emin adımlarla, emin istikrarla yürüyebilmesi için katılımın yüksek olmasını bekliyorum ikinci turda açıkçası. İkinci turda insanlarımızı kesinlikle sandığa gidip oylarını kullanmaya davet ediyorum, çağırıyorum. Buradan çağrı yapıyorum. Kıbrıs Türk halkı artık yeter diyor. Denktaş da Batı'nın dayattığı müzakere masasına karşı çıktı. Türkiye'nin garantörlüğü devam etmeli dedi. Çünkü bu seçim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için çok önemli bir seçim ve bu seçimi doğru bir adaya oy kullanarak, doğru kararlar vererek, geleceğimizi düşünerek, Türkiye ile birlikte hareket edecek, kardeş ilişkilerimizi geliştirecek, sevgimizi, saygımızı, iki toplumun arasındaki birlikteliği pekiştirecek bir adaya vermemiz gerektiği düşüncesindeyim ve bu yönde halkımızın da iradesini ortaya koyacağından şüphem yok.